Son günlerde Malatya Yeşilyurt Belediyesi'nin yapmış olduğu insan kaçakçılığı konuşuluyor. Ve bu her gün yeni bir boyut kazanıyor. Belediye meclis üyelerimiz soruyorlar, bu insanlar kimlerdir diye. Yeşilyurt Belediyesi, bilmiyoruz, biz de merak ediyoruz diyor. Onların merakını gidermek için elimizdeki 45 kişilik listeyi de kamuyla paylaşmak istiyorum. İsimleri burada, doğum tarihleri burada, TC numaraları burada, hepsi burada var. Birçoğu 30 yaşın altındaki insanlar ve önemli bir skandala imza atılmış durumda. Yeşilyurt Belediyesi'nin elinde olduğu halde, valiliğin elinde olduğu halde bu bilgileri kamuoyuyla paylaşmıyorlar. Bu bilgileri kamuoyunun dikkatine sunuyoruz. 45 kişi gitmiş, 2 kişi gelmiş, 43 kişi Almanya'ya iltica etmiş durumda. Anlaşılıyor ki bu sadece Malatya Yeşilyurt Belediyesi değil, birçok AK Parti belediyesi eliyle insan kaçakçılığı yapılıyor. İddia odur ki Elazığ Baskil Belediyesi, Elazığ Arıcak Belediyesi ve Ordu Korgan Belediyesi de aynı dernekler aracılığıyla benzer projeler adı altında yurt dışına, Almanya'ya insan götürmüşler ve o insanlar geri dönmemiş. Açık bir organize iş var, açık bir suç var, insan kaçakçılığı var. AKP'nin bu icadı, daha önce dünyada Avrupa'ya gitmek için yola çıkan ülkelere de örnek olacak bir icat. Şeytanın aklına gelmeyen, şeytanın aklına gelmeyecek bir yöntemle insan kaçırılıyor. Normalde insanlar deniz yoluyla ya da Ege Denizi'nden gidiyorlar, Meriç üzerinden gidiyorlar hayatlarını risk atarak. Buradaki insan kaçakçılığı belediye başkan yardımcılarının başkanlığında uçaklara binerek yapılan bir kaçakçılık ve devletin eliyle yapılan bir kaçakçılık. Belediye hizmet pasaportu istiyor, valilik hizmet pasaportunu veriyor ve insanlar yurt dışına kaçırılıyor. Burada müthiş bir para var. Ayrıca bir FETÖ bağı var mı? Bu da mutlaka araştırılması lazım. Süleyman Soylu, İçişleri Bakanı her konuda beyanat veren, üzerine vazife olsun olmasın, her konuda beyanat veren bir bakan ama bununla ilgili bizim son dönemde yaşadığımız en büyük rezaletle ilgili tek bir cümlesi duymuş değiliz. Tek bir bu konuyla ilgili yorum yapmış değil. Onu da İçişleri Bakanı da görevini yapmaya davet ediyoruz. Bu işin peşini bırakmayacağız. Bu işin bütün çıplaklığıyla, bütün ayrıntılarıyla ortaya çıkması için hem Malatya'da hem Türkiye'nin değişik yerlerinde mücadele etmeye devam edeceğiz. AK Parti yeni bir yöntemle insan kaçakçılığını organize bir şekilde yapmaktadır. Bunun da altını çiziyoruz.